Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı bütün ümmeti Muhammed'in, sizlerin, hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak rızası için bir araya gelişimiz dolayısıyla hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan azade olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli dostlar, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Musahabe adlı eserinden sohbetlerle birlikte oluyoruz. Cenab-ı Hak Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine rahmet ile muamele eylesin, kabrini pür nur eylesin, kendisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin, bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Bu büyük zatın döneminin çok nazik şartları içerisinde, imkansızlıkları içerisinde kaleme aldığı değerli bir eseridir Musahabe isimli eseri. Daha önceki sohbetlerimizde müminler kardeştir, muahat konusu üzerinde durmuştuk. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Hilful Fudul cemiyetine gençliğinde müntesip olduğu bir cemiyetten bahsetmişti. Bugünkü birlikteliğimizi de sevdiğinle berabersin başlığını taşıyan sohbetiyle beraber olacağız inşallah. Burada Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bir olayı nakledecek bizlere. Sohbetine böyle başlayacaklar. Bedevi bir Arap, "Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sormuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye, "Ahiret için ne hazırladın?" diye sormuştu. Şimdi burada tabii bize de zaman zaman soruluyor, hocam işte kıyametin küçük alameti var, büyük alameti var. Acaba ne zaman kıyamet kopacak? Efendimiz Aleyhisselam, şimdi bir bedevinin zihin dünyasını şöyle düşünelim, hayal edelim. Yani kıyamet ne zaman kopacak? Belki ben ona göre yoğunlaşayım demek istedi. Efendimiz Aleyhisselam bu bedevinin dikkatini esas çekilmesi gereken noktaya çektiğini görüyoruz. Peki şu anda kıyamet kopacak olsa veya bir hafta 10 gün sonra kıyametin kopacağı bize söylenmiş olsa nasıl hazırlık yapardık? Efendimiz Aleyhisselam, ahiret için ne hazırladın? Kıyamet her an kopabilir. Bunun bilgisi Rabbimizin katında, ayet-i kerimeden öğrendiğimiz kadarıyla. Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi Rabbimiz katında. Efendimiz Aleyhisselam esas kul açısından dikkat edilmesi gereken noktaya dikkati çekiyorlar. Ne hazırladın kardeşim? Enes radıyallahu anh rivayetinde Bedevi, "Ya Resulallah, benim Allah'a ve onun peygamberine muhabbetten başka ahiret için bir hazırlığım yoktur." diye cevap vermesi üzerine Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedevi'ye, "Sen sevdiğin kimseyle berabersin." buyurmuştur. Allahu Teala'ya ve Resulüne muhabbet, muhabbetullah ve muhabbeti Resulillah. Belki günümüz açısından Cenab-ı Hakk'ı seviyor muyuz? Seviyoruz. Peki sevgimizin alameti nedir? Emirlerini yerine getiriyor muyuz? Yasaklarından kaçınıyor muyuz? Aslında vurgulanmak istenen husus burası. Allah Resulü Aleyhisselam'ı seviyor muyuz? Bugün örnek olması kabilinden ifade etmemiz gerekirse, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyesini inkar eden, hadis-i şerifleri inkar eden insanlara sorun. Onlar da Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdiklerini ifade ediyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmenin, muhabbeti Resulillah'ın alameti nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu, hadis-i şeriflerini, sünnet-i seniyyesini, efendim Kur'an yolunu, nebevi sünnet yolunu takip etmektir. Enes radıyallahu anh der ki, "Biz de ya Resulallah ahirette sevdiğimizle beraber miyiz?" diye sorduk. Resulü Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem, "Evet, berabersiniz." diye tasdik buyurdu. Biz de böyle bir cevaptan pek ziyade bir ferah ve sevinç duyduk. Bugün hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ı biz rüyada veya bir manevi hal olarak, belki bir Rabbimiz lütfeder, efendim gerçek şöyle uyanıklık halinde görmüş olsak, Efendimiz Aleyhisselam bizim ona olan sevgimizden, muhabbetimizden, sünnetini ihya etmemizden, yaşatmamızdan, sürdürmemizden memnuniyetini ifade bağlamında bize buyursa ki siz bizi seviyorsunuz, ahirette biz sizinle beraber olacağız buyursalar. Takdir edersiniz ki bu taltif, bu efendim
Efendimiz'den duyacağımız bir müjde, dünyalara efendim böyle paralar, altınlar, bunlara değişilmeyecek kıymette bir müjde olacaktır. Şimdi Hazreti Enes radıyallahu anh hem kendisi için hem sahabe-i kiram efendilerimiz için Efendimizin böyle bir müjdesinden bahsediyor. Rabbimiz Efendimizin şefaatlerine, sahabe-i kiramın hoş sohbetine, onların şefaatlerine bizleri kavuştursun inşallah. Ey mümin, kalbindeki muhabbetini yokla da halini tefekkür et. Muhabbetin neye galiptir? İşte tam da sorulması gereken soru bu. Muhabbetimiz Rabbimize mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mı? Sahabe-i kirama mı? Yüce kitabımıza mı? Efendim işte eşimiz, çocuğumuz, malımız, mülkümüz, makamımız, ünvanımız, dünyevi bir takım sahip olduğumuz şeylere mi? Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri diyor ki, ey mümin, kalbindeki muhabbetini yokla da halini tefekkür et, muhabbetin neye galiptir? Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Nebi-i Mükerrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimde şu üç şey bulunursa halaveti imanı tatmış olur. İmanın lezzeti bu kimsenin kalbine girmiştir. Üç haslet. Şimdi nefislerimizi yoklayalım. Bir, Allah ile Resulullah kendisine ma adalarından daha sevgili olmak. Yani Allahu Teala'nın ve Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sevgisi diğer sevgilerin önünde üstünde olacak. İmanın lezzetini kalbimizin duyması için ilk şart bu. İkincisi, bir kimseyi bila garaz ve la ivaz sevmek. Yani beklentisiz. Ben bunu seversem makam mevki gelir. Ben bunu seversem toplumda efendim itibar kazanırım. Böyle bir takım beklentiler olmaksızın ancak Allah için sevmek. Var mı böyle dostlarımız? Bir gönüllerimizi yoklayalım. Üçüncüsü, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yine küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmamak. Yani imanın kıymetini bilmek. Kendisi ateşe atılmayı sevmediği gibi şerefi İslam ile müşerref olduktan sonra tekrar küfre avdet etmeyi, yani dönmeyi asla sevmemek ve küfürden uzak olmaya çalışmak ve küfre yakın olmamaya gayret göstermek, çalışmak. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri kısa bir şerh notu olarak bunu düşmüşler. Yine bu Musahabe isimli eserimizde bir kısa bir sohbet olması bakımından Kus İbni Saide hutbesi başlıklı bir sohbet de var. Bunu da paylaşmış olalım. İyad kabilesinin reisi, dini İsevi'de yani Hristiyanlık'ta muvahhid ve şair yani tevhid ehli olan ve şiir gücü olan Kus İbni Saide Suki Ukaz'da yani Ukaz çarşısında belli bir hutbe okumuş. Böyle çok veciz, vurucu cümlelerle efendim insanın zihinlerine, gönüllerine kazınacak bir hutbe okumuş ve şuara ve bulegayı Arap da Arapların belli olan şair olanları da o cemaat arasında bulunmuştu. Hutbesinde Bi'set-i Nebeviyye'nin yakın olduğunu haber vermişti. Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceklerini haber vermişler. Kus İbni Saide hutbesinin hülasatan tercümesi şöyledir diyor Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Hakikaten okuduğumuzda göreceğiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu İncil'in efendim Hristiyanlık asıl yani Nasranilerin diyelim teknik tabiriyle bozulmayan, muvahhid olan efendim has olan öz kısmının nasıl din-i mübini İslam ile birebir örtüştüğüne şahit olacağız bu hutbede. Ey nas, ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Yani geçip gider artık, ölen kalıcı değildir. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, analarının babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı arkası kesilmez. Hemen birbirini takip eder. Yani düşünelim, şimdi biz bir zamanlar kundaktaki çocuklar idik, büyüdük, efendim yürümeye başladık, belli bir olgunluk çağına geldik, işte evlilik hayatımız oldu, bizim çocuklarımız oldu, bizim o üstlendiğimiz rolleri artık çocuklarımız üstlenmeye başladı, torunlarımız olmaya başladı vesaire.
Bütün bunlar olup biterken biz Rabbimizin bu tecellileri, bu akışın içerisinde hayatı kaçırmamamız gerekiyor. Bütün bunları yaratan, yapıp eden kimdir? Allah-u Teala'dır. Dikkat edin, kulak tutun, gökte haber var. Yani bu gök, direksiz duran gökte haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Ottan, topraktan, hayvandan, nebatattan, bitkiden, insanın hücresinden, yani makro alem, mikro alem, küçücük alemden devasa boyutlu varlık sahnesine kadar hepsinde ibret alınacak şeyler var. Yıldızlar yürür, denizler durur, gelen kalmaz, giden gelmez. Yani hakikaten çok fasih ve belli bir hutbe. Yemin ederim Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden, yani İsevi dininden, Hristiyanlıktan daha sevgilidir. Dini İslam'a işaret ve Allah'ın bir gelecek peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu ve onun gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet ile geçiren ümmetlere. Ey cemaat-ı iyad, hani abâ-u ecdad, hani müzeyyen kaşaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud, hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ile Nemrut. Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri de yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onların yoluna gitmeyin. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir. Şeriki ve naziri yoktur. Tapılacak ancak odur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Bizden evvel gelip geçenler de bize ibret olacak şey çoktur. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yeri yoktur. Küçük büyük hep göçüp gidiyor, giden geri gelmiyor. Kat'i bilirim ki herkese olan bana da olacaktır. Hatemün Nebiyyin sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Kus İbni Said'i hakkında şöyle buyurdu. Ümit ederim ki Cenab-ı Hak Kus İbni Saide'yi ayrıca bir ümmet olarak bahseyleye. Cenab-ı Hak burada dile getirilen hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka müsahabe sohbetimizde, dersimizde buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum değerli dostlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.